Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok ama çok mutlu olduğum bir haber vereceğim sizlere. Evet, FIFA 20'de resmi olarak Türkçe konuşma var arkadaşlar. Oyunun Volta modunda Türkçe konuşma var ve bu bize neyi doğuruyor? FIFA 21'de Türkçe spikerin olmasının neredeyse %99 olduğunu duyuruyor. Artık resmi girişimlerin yapıldığı anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki bu sene beIN Sports resmi olarak eSports'un lisanslarını aldı. Yani artık beIN Sports, Türkiye'deki beIN Sports'larda, hatta cuma günü her akşam saat 9'a yayınlanan gamer programımız var arkadaşlar bizlerim. FIFA üzerine program yapıyoruz. Ya demek istediğim şey şu ki artık FIFA yavaş yavaş ülkemize girdi lokasyon olarak. Ve önümüzdeki sene yeni konsol, yani PlayStation 5 ve Xbox'ın da yenisi çıkacağı için sevgili arkadaşlar, daha yeni bir oyun karşımıza gelecek. Daha farklı içeriklere sahip, daha farklı görüntü kalitesine, daha farklı serverlara sahip bir oyun gelecek. Ve bu oyunda da birazdan izleyeceğimiz kanıtta da olduğu gibi Türkçe spiker olacak. Yani ben öngörüyorum. Önce istiyorsanız gelin Türkçe konuşulan kısımları inceleyelim. Ardından ben kendi bilgilerimi sizlere aktarayım. Evet arkadaşlar, videoları hep birlikte izledik. İşte orta aç, buradayım, defansa dönün, işte hadi hadi hadi, son 10 saniye gibi Türkçe konuşmalar var oyun içerisinde. Ve bu neden var? Daha doğrusu bunu kim ekledi? Bu sene arkadaşlar EA Romanya'da FIFA'nın yapımcılarından bir tanesiydi. Normalde sadece EA'in Kanada'daki Vancouver ofisinde yapılan FIFA bu sene EA Romanya'dan da destek aldı. Hatta Volta oyun modunda Romanya tarafından geldiğini zaten hepimiz biliyoruz. Yapımcıları da zaten EA Romanya. Ve bu Türkçe konuşmaları ekleyen kişi de resmi olarak EA Romanya arkadaşlar. Çünkü Volta'nın bütün her şeyinden onlar sorumlu. Ve EA Romanya bu oyuna Türkçe eklediği için ve hatta eklediği konuşmalar da böyle basit değil. İşte araya atarsın tarzı, hani böyle gerçekten Türkçe, hani Türkçe'de kullandığımız ve bizim maçlarda kullandığımız tabirler olduğu için FIFA 21'de Türkçe spiker neden olmasın? Bu konuda ben EA Romanya'ya zaten maillerimi gönderdim. Sizlere de ben söz vermiştim. Bu sene bütün her şeyimi vereceğim. Önümüzdeki sene bu oyun Türkiye'de çok farklı olacak diye söz vermiştim. Biliyorsunuz ki şu anda PSG'den iki tane futbolcuyla görüştüm. Bir tanesini hala açıklayamadım. Bir tanesi İdris Kanagey. Zaten bunu Instagram adresimle de paylaştım. Biliyorsunuz ki daha önümüzde çok daha fazla futbolcu projeleri var ve ben bu bütün pro futbolcuların hepsini birlikte toplayacağım ve bir tane PR düzenleyeceğim. Bu şekilde EA Sports'un gözüne sokacağız ve FIFA 21'de Türkçe spiker bu oyuna gelecek arkadaşlar. Ben bunun için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Bunun dışında bana çok soruyorsunuz. Trade tavsiyesi verir misiniz Ultimate Team'de diye. Ultimate Team'de vermiş olduğum trade tavsiyeden önceki bu kanaldan izleyin. Bu kanal dışında anlık olarak verdiğim her şey Twitter adresimde var. Twitter adresimin linkini de aşağıya bırakacağım. Bana kişisel soru sormak istiyorsanız da Instagram adresine sorabilirsiniz. 3 gün içine falan cevaplıyorum. Eğer bana DM adresinize cevap veremediysem lütfen bir daha yazın. Çünkü DM'ler karışıyor. Bunları da açıkladık arkadaşlar. Bunları da dedikten sonra ne diyeyim? Hani eğer eğlendiyseniz, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yenisiniz de abone olmayı unutmayın. Ve FIFA 20 için kariyer modu videoları çekelim mi? Size sorun bu. FIFA 20'de kariyer modu videoları istiyorsanız lütfen bana yorum kısmında belirtin. Hatta hangi takımla ve hangi ligde olmasını istiyorsanız da onu da belirtebilirsiniz. Çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.